Çıkarım çok kısa duygu düşüncelerinizi alacağız biz. Arkadaşlar. Tazmi hocam çok değerli bir isimsiniz Ankara Gücü için. Bugün burada hani taraftar, camia bütünleşti. Hani duygu ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yeşil sahalara döndünüz Ankara Gücü formasıyla. Bu size neler hissettirdi? Düşüncelerinizi bize paylaşırsanız. Çok duygulandık, onurlandık. Burada Faruk Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinliği düzenlediği için. Ayrıca bu kadar sevenlerimizi bir araya getirdiği için. Ellerine, yüreklerine sağlık. Ayrıca şampiyonluk şeyinde kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Süper Lig'de de başarılı bir takımla mücadelelerimizi devam ettirebiliriz. İnşallah iyi sezonlar geçirmek diliyorum. Taraftarlara bir mesajınız var mı? Sizi çok seviyorum. Valla taraftarlar bizim canımız ciğerimiz. O taraftarın katkısıyla biz sahada 12 kişi oluyorduk. Her yerde, her deplasmanda İçeride olsun, dışarıda olsun onun katkıları bize büyük oluyordu. Hiç maça hazırlanmadan çıksak bile o taraftarın coşkusu, bizi tahrik etmesi, coşkulandırması ayrı bir haz ve düşünceydi. Allah'a şükürler olsun. Güzel günler yaşadık. Güzel şeyler yaptık. İnşallah bundan sonraki gençler de bu güzel şeyleri devam ettirirler. Hepsine başarılar diliyorum. Bütün bu etkinliği düzenleyen, emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. Sizler de burada bizleri basın olarak yanladığınız için, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz hepinizi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ankara Gücü formasıyla bugün yeşil sahaya çıktınız. Efsanelerle birlikteydiniz. Ne düşünüyorsunuz? Bize bugün anlatır mısınız? Şimdi bu bizim için büyük bir gurur. Bir senedir yönetimde büyük çabalar vermeye çalışıyoruz. Armayı layık olduğu yere getirmek için başkanımızın arkasında. Tabii bu bir senelik çabanın meyvesini biz bugün yiyoruz. Deli gibi Ankara Gücü'nü sevmemize sebep olan abilerimize karşı karşıya oynamak, ter atmak bizim için büyük bir gurur. Her Ankara Gücü'nün hayali. Biz bu hayali kendi adımıza gerçekleştirdik ama tüm taraftarımızın adına gerçekleştirdik. Herkese, bu etkinlikte katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de sağ olun katıldığınız için. Taraftarlarımıza bu konuyla ilgili ve gelecekle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hani devamı olacak mı bu tarz projelere? Tabii. Bizim şöyle. Yani tarihine sürekli sahip çıkan bir Ankara Gücü var karşımızda. Biz zaten yönetime geldiğimizden bu yana sürekli konuşmuş olduğumuz cümle şu. Ankara Gücü sadece futbol sahalarında ter döken bir takım değil. Ankara Gücü Ankara'nın en büyük markası, en büyük sembol ismi. Bunun da gerektirdiği şeylerden bir tanesi vefadır. Biz burada bir vefa örneği sergiliyoruz. Hem taraftarımıza hem tribünlerimizin eski emektarlarından hem eski ter döken abilerimize bu şekilde etkinlikler sürekli devam edecek. Gün ve gün etkinliklerimizin kalitesini arttıracağız inşallah. Hocam uzun zaman sonra Ankara Gücü'nde yeşil sahalara döndünüz. Neler hissediyorsunuz? Taraftarlarımıza ne söylemek istersiniz? Ya şimdi bu duygu yaşayan bunu bilir. Şimdi burada öyle bir jenerasyondayım ki yani ben kendimi çok şanslı addediyorum. Kupa şampiyonu olan kadrodaki oyuncu arkadaşlarım var. Sonra bizden sonra gelen jenerasyon var. Artı bir jenerasyon daha var. Onlar da hepsi talebem. Şu an burada Ankara Gücü'nde 5 tane talebem var. Ne güzel. Şurada oynayan kadronun içerisinde 5 tane talebem var. Tabii ben hepsinden çok daha duyguluyum. Çünkü ben burada uzun yıllar, hemen 47 senedir bu camiadayım. Hem futbolculuğumda kupa şampiyonluğu, cumhurbaşkanlığı kupası yaşadım. Alt kategorilerde antrenörlük yaptım. Üstelik A takımda da teknik direktörlük yaptım. Yani gelebileceğim futbol şeyinde her türlü şeye geldim, yere geldim. Tabii bunu kim sağladı? Ankara Gücü sağladı. Bizler ne mutlu ki bugün camiamız böyle bir etkinliği düzenledi. Bizleri onur etti. Emeği geçen tüm yönetim, başkan, herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliği bizlere sağladıkları için, bu toplumu bir araya getirdikleri için taraftara söyleyecek tek kelime var.
Ankara Gücü tek. Başka taraftar topluluğu yok. Çünkü biz bunu futbolculuğumuzdan beri hala yaşıyoruz yani. Ankara Gücü taraftarının üzerine ben taraftar tanımıyorum. Bugün çok mutluyum, çok duyguluyum yani. Siz de görüyorsunuz bu etkinlik, bu şölen. Çok güzel. Gönül ister ki bu her sezon böyle efsane futbolcular, şimdi Ankara Gücü'nde top oynamış bütün futbolcuları camiamız böyle hatırlayıp bir araya getirip bunları onore etme, eski günlere yaşatma adına çok güzel bir etkinlik. Her şey için teşekkür ediyorum. Bütün emeğe geçenlere sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Başkanım, öncelikle güzel bir organizasyon içerisindeyiz. Herkes burada. Neler düşünüyorsunuz organizasyon? Evet, bugün efsanelerle yönetimi bir araya getirdik. Efsanelerin tam doğanda buluşturduk. Efsanelerin tam doğanda çok anıları var. En azından o anıları tazelensin diye böyle bir atmosfer oluşturduk. İnşallah en azından camiamız için, camiamızın efsanelerle buluşmak açısından bir ilk olmuş olur. Buna benzer organizasyonları gerçekleştirmek camia açısından, taraftar açısından bir hareketlilik sağlıyor. Bugün güzel bir organizasyona imza attığımız için de kendimizi mutlu. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Terini soğumadan hemen size de konuşalım. Üzerinizde Ankara Gücü forması, yeşil sahadaydınız bugün. Neler hissediyorsunuz bu organizasyonla ilgili? Bu organizasyon gerçekten çok güzel. Bizlere de gurur verici bir şey oldu. Bu şanlı formamızla yeşil sahalarda bulunmak. Bir de böyle bir efsane kadronun rakibi demeyelim, dostluk maçı ama rakibi olarak sahaya çıkmak bizim için gurur vericiydi. Çok güzel bir duygu. Yönetim kurulumuza da bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Arka planda güzel işler yaptığınızı biliyoruz ama Ankara Gücü formasını giyip sahada olmak neler hissettirir size? Çok farklı bir duygu taşımak. Gerçekten burada taraftarlarımız da var. Sağ olsunlar, maça çıkarken de tezahüratta bulundular. Kendimizi 19 Mayıs stadyumunda gibi hissettik. Teşekkür ediyoruz. Yani bu formanın ağırlığı gerçekten çok kıymetli. İnşallah biz de yönetimde olduğumuz sürece layık olduğu yere taşımaya devam edeceğiz. Taraftarlarımıza mesajınız var mı? Onu da soralım. Taraftarlarımıza mesajımız, inşallah Süper Lig'de de aynı birincilikte olduğu gibi bizlere desteklerinin devam etmesini diliyoruz. Bize inansınlar, güvensinler. İnşallah Süper Lig'de de Ankara Gücü'ne hak ettiği yerlere taşıyacağımıza buradan yönetim kurulu adına ben de söz veriyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, uzun zaman sonra bir Ankara Gücü formasıyla, Ankara Gücü armasıyla yeşil sahaya çıktınız bugün. Evet. Düşünce ve düşünceleriniz nelerdir? Vallahi 72-73'ten sonra 74, ondan sonraki ilk Ankara Gücü çıkışım. Vallahi bütün eski arkadaşları görmek tabii büyük bir zevk. Burada görüyoruz, gene eskiler kaliteyi gösteriyor. Ankara Gücü büyük bir camia tabii. Ve Süper Lig'e çıkması da beni acayip mutlu etti. İnşallah bu sene iyi başarılar bekliyoruz Ankara Gücü'ne. Ankara Gücü taraftarlarıyla ilgili bir söylemek istediğiniz mesajlar var mı? Vallahi müthiş bir taraftarı var Ankara Gücü'nün. Türkiye'nin büyük takımlarının da taraftarları var ama Ankara Gücü'nünki farklı. Hepsi birbirine bağlı. Onun için onları koparmak mümkün değil. Ankara Gücü taraftarını nereye gitsen görebilirsin. Bütün deplasmanda Ankara Gücü orada. Yani onun için önemli taraftar tabii, en büyük destekçisi Ankara Gücü'nün. Zaten camialar taraftarlarıyla birlikte büyür. Evet. Onun için vallahi taraftarları tebrik ediyorum. Hiç Türkiye'de böyle bir taraftar yok. Yanımızda Ankara Gücü As Başkanı Dural Akpınar var. Yani Ankara Gücü formasıyla, Ankara Gücü armasıyla sahaya çıktınız. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle vallahi onu soralım. Mutluyuz. Efsanelere yenilmekten büyük bir zevk alıyoruz. Şu anda skor 3-1. 45 dakika oynadık. 2 golü ben yedim. Mutluyum. Efsanelerimiz bizim. Biz yöneticiyiz. Mutluyum. Teşekkür ediyorum. Ankara Gücü taraftarlarının gözü burada. Taraftarlar evet. Gözü burada. Efsaneler çünkü burada. Evet. Hepsi onlara hakim. Taraftarlara Süper Lig'de kendimizi göstereceğiz. Yani öncelikle onun mesajını alalım. Tabii Süper Lig'de. Başarıya başkanımızın da dediği gibi iyi şekilde sonuçlandıracağız işte. Liderlikse liderlik. Tamam. Taraftarlarımıza bir mesajınız var mı? Var. Onları çok seviyorum. Taraftarlarımız desteklesin bizi. Destek. Tüm. Tabii. Hepsinden destek bekliyoruz. Süper. Uzun zaman sonra Ankara Gücü formasıyla sizi yeşil sahalarda gördük. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle bunu soralım. Ya tabii çok duygulandık öncelikle. Yıllar oldu ki bu formaya giyip böyle sahaya çıkmadık. Böyle bir organizasyon yaptıkları için başta başkanımıza, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gerçekten hem Ankara Gücü'nün efsaneleri, hem abilerimiz, hem onlarla beraber oynadığımız yıllardaki arkadaşlarımızla burada tekrar beraber olduk.
Uzun yıllardır görüşmediğimiz abilerimiz vardı. Sağlıklarının iyi olduğunu öğrendik. Ona da ayrıca mutlu olduk. Herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi bir organizasyon oldu. İnşallah devamı gelir böyle şeylerin. Ankara Gücü'nün buna ihtiyacı var. Çok değerli bir kulüp. Böyle şeylerle daha da hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Bugün 5-1 gibi bir skor bitti. Bir gol yediniz ama evet. Rakip 5 gol yedi ama ya hala şimdi, formunuz devam ediyor. Tabii karşı tarafta yönetim varken çok performans göstermek olmaz. Bu işte profesyonelce bakmak lazım. Öyle değil. Bir gol de onlara. Taraftarlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı Ankara Gücü taraftarlarına? Ankara Gücü taraftarı her zaman zaten Türkiye'nin en büyük taraftarı biliyorsunuz. Bu ispatlandı. Her deplasmanda her yerde görüyoruz. Devam etsinler bu şekilde. Süper Lig'de inşallah çok daha iyi destek vererek, statları doldurarak, maçlarda başarılar elde ederek yollarına devam etsinler. İnşallah her şey güzel olur. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kamil Bey, bugün yeni bir transferimiz söz konusu burada. Hemen sahalarda da gördük. Evet, İtalya'dan gelen futbolcumuz. İtalya'dan özel tabii transfer. Kendisi hemen Türkçeyi de öğrendi hızlı bir şekilde. Birol Bey. Tabii. Hemen sözlerini alalım onun da. Bugün gerçekten anlamlı bir gün. Daha önce Ankara'da Ankara Gücü'ne futbol oynamış, Ankara Gücü'ne emek vermiş, Ankara Gücü'ne ter dökmüş büyüklerimiz de bugün burada. Rakip olarak da değil de bir dost olarak bir futbol oynandı, futbol oynanıyor. Önemli olan Ankara Gücü, Ankara Gücü'nün toplumdaki sosyal olarak Ankara'da Ankara'nın temsili olması. Ankara Gücü kazansın diyoruz her şeyden önce. Taraftarlarınıza bir mesajınız var mı? Takımımıza, şehrimizin takımına olarak benimseyip şehrimizin takımına sahip çıkmalıyız. Mutlaka zor günler olacaktır. Mutlaka zor maçlar olacaktır. Mutlaka istemediğimiz sonuçlar olacaktır. Ama her ne olursa olsun bu takımın, bu yönetimin ve özellikle teknik kadromuzun arkasında olmaları, onlara destek olmaları. Ben eminim ki Ankara Gücü bu yıl ligin üst sıralarını, daha sonraki yıllarda şampiyonluğu zorlayacak bir kadroya sahip olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Teriniz daha soğumadan hemen duygu ve düşüncelerinizi alalım. Efsanelerle birlikte güzel bir oldu. Tarihi bir andı. Yani efsanelerle maç yapmak çok özel bir şeydi. Çocukluğum döneminde seyrettiğim o efsane futbolcularla aynı sahada mücadele etmek güzel bir duygu. Tabii formlarından hiçbir şey kaybetmemişler. Maşallahları var. Efsane olduklarını da burada gösterdiler. Yöneticiler de tabii doğal olarak biraz boş çıktık. Hayırlısı diyelim. İnşallah bir sonraki maçta bunu halledeceğiz bakalım. Revanş olacak. İnşallah bakalım. İnşallah. Gittiğiz. Evet. Bugün Ankara Gücü formasını giyerek Ankara Gücü arması altında yeşil sahalardaydınız. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi biz Ankara Gücü yönetim olarak tarihimizde bütünleşip yeni bir vizyonla, yeni bir kurumsal anlayışla camiayla bütünleşmek istiyoruz. Sosyal projelerimizden bir tanesi de buydu. Tarihini unutan milletler gelecekte gününde var olamazlar. Biz de spor camiası olarak, Ankara Gücü Spor Kulübü olarak tarihimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bize değer katan, taş üstüne koyan hem sporcularımıza hem eski yönetimlerimize, başkanlarımıza hep saygı duyduk. Biz ötekileştirmeden kucaklayan bir yönetim olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Sporun birleştiriciliği, sosyal olgusu bunları gerektiriyor. Bizler de Faruk Hoca Başkanımızın önderliğinde acizane bunları yapmaya çalışıyoruz. Herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu yapmaya çalıştık. Ek olarak Ankara Gücü taraftarlarını soralım size. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ankara Gücü taraftarı sadece bizim değil, tüm dünyanın göz bebeği, bahsettiği taraftar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Onlar bu camiayı camiye yapan, farklı kılan en önemli unsurlar. Biz onlara farklı neler katabiliriz, onları daha nasıl mutlu edebiliriz? Sportif başarının yanında kalıcı neleri sağlayabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Onlar olmasa bu takım, bu camia kesinlikle olmaz. Çünkü bunlar takımın hangi ligde olduğunu, hangi pozisyonda olduğuna bakmayarak takımını sahiplenen ender taraftarlardan bir tanesi. Bu her yönetim için bir şanstır. Bizler de bunu fazlasıyla bilincindeyiz. Onlar da bugün buradalardı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür organizasyonlarda katılımlarını bekliyoruz. İnşallah Ankara Gücü için güzel günler çok yakındır. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey, bugün çok güzel bir organizasyonun içinde yine birlikteyiz. Ankara Gücü hep sürekli son gündemlerde tarihine sahip çıkan bir kulüp olarak gözüküyor.
Burada da yine efsanelerimize, tarihimize sahip çıkmışız. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Tabii onlarla bu sahada olmak bizim için çok gurur verici. Bir kısmını belki biz canlı izleme şansımız olmadı tribünlerden ama bir kısmını izleme şansımız oldu. Onlarla birlikte daha önce tribünden tezahürat yaptığımız, desteklediğimiz abilerimizle bugün aynı sahada olmak gerçekten çok bizim için mutluluk vericiydi. Her ne kadar bizi sahadan silseler de biz keyif aldık. Skor net bir skordu. Sonuç belki belliydi. Ya biz keyif aldık. Bundan sonra bunlar devam edecek. Bugün buraya tabii ki çok kulübe emek vermiş eski futbolcumuz var. Hepsini bir anda buraya çağırma şansımız olmuyor ama zaman zaman yaptığımız etkinliklerde bu forma için emek vermiş futbolcusundan çalışanına, malzemecisine, geçmişte hizmet etmiş herkese bu kulüpte vefamızı göstermeye devam edeceğiz. Çünkü Ankara Gücülük bunu gerektirir. Ankara Gücü ciddi bir kültür. Bir futbol kulübünden çok öte, çok farklı bir yerde. Ankara'nın en büyük sivil toplum kuruluşu. Ankara'yı, tüm Ankara'yı birleştirecek bir unsur aslında Ankara Gücü. Biz bunu her geçen gün bu yaptığımız faaliyetlerle daha da büyüteceğiz. Tüm şehrin, Türkiye'nin sahip çıktığı bir takım haline getireceğiz. Çünkü Ankara Gücü biliyorsunuz İmalat-ı Harbiye, Milli Mücadele döneminde çok ciddi hizmetler vermiş bir kulüp. Asla sadece bir futbol kulübü değil. Bunlar devam edecek. Biz mutlu oluyoruz. Burada seyircilerimiz geldi, taraftarlarımız geldi. Basın buradaydı, eski futbolcularımızın aileleri geldi. Gerçekten müthiş keyif aldık. Bu noktada güzel bir gün oldu. Muhtemelen şimdi transferle ilgili bir soru da gelebilir. Onu da sen sormadan ben cevaplayayım. Evet. Az önce de açıkladım. Bununla ilgili çalışmalarımızla ilgili taraftarlarımız asla bir tereddüt etmesin. Ankara Gücü'nün belki de son yıllarda oluşturduğu en güçlü kadroyu bu sene kuracağız. Zaten bunun da ilk sinyallerini de taraftarlarımıza verdik. Aldığımız tepkiler de o yönde. Çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz şu an devam eden bir milli takım maç süreci var. Anlaşma sağladığımız milli takımların olan oyuncular var. Şöyle bir prensibimiz var, onu çok net söylüyorum. Ben resmi olarak kulüpte bir futbolcuya imzayı attırmadan bir tanıtım çalışmasına asla girmiyorum. Yani ve tanıtımı da ivedi şekilde tamamlayıp sizle buluşturuyoruz. Yani biz, çünkü onunla ilgili de bazı yazılanlar oldu. Biz bu futbolcu imzayı attıktan sonra maksimum 12 saat içerisinde o futbolcuyu sizle buluşturuyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. Onunla ilgili de bana gelen mesajlar oldu. Evet, çok fazla yani o çekimle, evet. Ya bu şundan kaynaklanıyor. Videolarımız beğeniliyor. Hani bunun çok uzun süreçlerde hazırlandığı falan düşünülüyor ama biz o videoların bir kısmını zaten çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Sadece öyle futbolcuyla şey yani. Tabii ki sadece futbolcuyla o hikayenin sadece futbolcunun olduğu kısımlar kalıyor. Anlatabildim mi? Bizim şu an aşağı yukarı getireceğimiz tahmini 3-4 tanıtımımız daha hazır. Ya tanıtım da aslında bu işi keyiflendiren bir şey. Tanıtımla ilgili bir zorunluluk da yok aslında evet, ama Ankara yani şu an yapıyor. Ankara Gücü'nde bir diyorum ya, Ankara Gücü markasını yurt dışında da bizim bilmesini sağlamamız lazım. Bizim bu çektiğimiz her tanıtım çalışması futbolcuların ülkelerinde de geniş yer alıyor. Evet, Yunan ama tabii ki kesinlikle çok popüler. Bir de şu var, bizim kendi ondan önce taraftarımızın takdiri de önemli. Taraftarımız bundan mutlu. Taraftarımız bundan mutlu olduğu için biz de bundan motive oluyoruz. Bizim için aslında belki zor oluyor ama inanın gecelere kadar çekim yaptığımız evet, oluyor. Ama çok şükür yaptığımız tanıtımların hepsi ilgi çekti. Futbolcuların ülkelerinde yer aldı. Şu an bir tanıtımımız daha hazır. İnşallah ben o heyecanı hissedebilirim. Öyle mi? Evet, ben de hissediyorum. Ama dediğim gibi işte hepsinin bir zamanı var. Hepsini sizle buluşturacağız. Yani şu an bitirme noktasına getirdiğimiz oyuncular var. Ama onları Ankara'ya getirip imzayı atmadan kesinlikle hiçbir yerde paylaşmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hem fiyat, futbolcuların biliyorsunuz bir menajer faktörü var. Rakip takım faktörü var. Çünkü aldığımız oyuncuların hepsi gerçekten talep olan futbolcular. Yani hem Süper Lig'de hem de başka ülke takımlarından ciddi ilgi talebi olan oyuncular. Bu nedenle de bu işleri biraz geriden bu şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden biz sessiz kaldığımızda taraftarlarımız tedirgin olmasın. Ve bizim dışımızda yazılan futbolcu isimlerine de lütfen takılmasınlar. Yani isim vermek istemiyorum. Bir futbolcuyla ilgili biz kesinlikle ilgimiz olmadığını söylüyoruz. Ama birkaç tane hesaptan yazılıyor. Onun Ankara üzerine Gücü son bir haftada 10 futbolcu transfer evet. etti. Evet. Yani o yüzden şuna dikkat edelim. Yani lütfen sadece bizi takip etsinler. İnanın biz imza ile birlikte hemen sizle paylaşıyoruz zaten. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir gün oldu. Siz de geldiniz.
Siz de yerelde gerçekten ciddi katkı sağlıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Yayınlarınıza da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım, maçtan önce de konuştuk. Maçın sonundayız. Evet. Efsaneler 5-1 gibi bir skorla kazandı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu işte bir birikimin sonucu. Nihayetinde bu iş ta çocukluktan başlıyor. Yaklaşık 60 yaş, 65 yaş ortalamasıyla oynadılar efsaneler. Ama bizim yönetimi daha genç olmasına rağmen geçmişte futbol oynadıkları için bir tecrübeyle yendiler. Güzel bir oyunla yendiler. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Tabii burada maksat tarihe dönmekti, geçmişe dönmekti. Bir nostaljik ortam oluşturmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Başkanım, bir soru soracağım hemen. Ankara Gücü tarihine talip çıkan bir kulüp olarak anılıyor son gündemlerde. Hani bu projelerin devamı olacak mı? Kesinlikle Ankara Gücü tarihine gerçekten hep sahip çıkacak mı? Tabii. Tarihiyle bütünleşecek. Tarihinde hak ettiği ödülleri, hak ettiği iltifatları hala almadı. Biz tarihini inceleyip Ankara Gücü'nün tarihinin gün yüzüne çıkartıp ve kamuoyu takdirine sunacağız. Çünkü tarihi doğru anlamadan, tarihi doğru okumadan geleceğe adım atmak doğru değil. Ankara Gücü gazi bir kulüp bana göre. Çünkü İmalat Harbiye'nin çalışanları, oyuncuları ve yöneticileri Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuştur. Biz bu anıları tazelemek ve gündeme taşımak istiyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Teşekkür ederim.